Çin Komünist Partisi heyeti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'yi ziyaret etti. Ziyarette Çin Komünist Partisi ve Vatan Partisi arasındaki dostluğa vurgu yapıldı. Çin'in toprak bütünlüğüne dikkat çeken Perinçek, Tayvan Çin toprağıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin gerektiğinde silah da kullanarak vatanını bütünleştirme hakkı meşrudur dedi. Türkiye'de bir deyim var. Şarap ve arkadaşlık eskidikçe güzelleşir. Biz ve Vatan Partisi arasındaki dostluk uzun bir tarihe sahip. Çin Komünist Partisi ve Vatan Partisi arasında 60 yılı aşan sağlam dostluğun bu ziyarette daha da geliştirileceği inancındayım. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei başkanlığındaki heyet Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu ziyaretimizde ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmeyi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmayı ümit ediyoruz. Heyeti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki heyet karşıladı. Çin Komünist Partisi ve Vatan Partisi arasındaki dostluğa vurgu yapan Perinçek, yeni bir dünyanın kurulduğuna dikkat çekti. Yeni bir dünya kuruluyor. Atlantik çağı artık arkada kaldı ve Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Türkiye ve Çin, Rusya ile birlikte, İran'la, Hindistan'la birlikte Asya'dan yükselen yeni uygarlığın öncü ülkeleri. Türkiye'nin güvenliği Çin'den başlar, Çin'in güvenliği Türkiye'den başlar. Perinçek, Türkiye ve Çin arasında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi. Türkiye'nin Çin'le birlikte bir üretim üssü haline getirilmesi her iki ülkenin çıkarınadır. 21. yüzyıl ilkelerimiz arasında işbirliğinin, dayanışmanın, arkadaşlığın ve yeni bir uygarlık yaratmanın yüzyılı olacak. Çin Komünist Partisi heyeti de ikili ilişkilerin güçlenmesi konusunda ziyaretin önemine işaret etti. Bu kez ziyaretimizi ikili ilişkilerimizi ve birbirimizi geliştirmeyi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmayı ve bir anlayış geliştirmeyi ümit ediyoruz. Perinçek, Tayvan üzerinden Çin'in toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Çin'den ayrı bir Tayvan söz konusu değil, onu burada vurgulamak istiyorum. Tayvan Çin toprağıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi vatanını gerektiğinde, altını çizerek söylüyorum, silah da kullanarak gerektiğinde vatanını bütünleştirme hakkı meşrudur, kutsaldır.